Ama konaktan çıkmak Cemal'le ikimize bayağı iyi geldi. Uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştik. Normalde ben böyle enerjiyi yükseltmeye çalışırım. O daha durgun, depresif olur ama... dün o da çok eğlendi. Çok sıcaktı. Arada böyle şeyler yapmak iyi oluyor. Geçen günkü terbiyesizliğim için sen beni affedebildin mi? Kusura bakma tekrar. Yok, lütfen hiç öyle düşünme. Estağfurullah, ben çoktan unuttum zaten. Asiye, sen çok iyi bir arkadaşsın. Ben gerçekten seni çok sevdim. Ve seni kırmak hiç istemem. Ama işte insan böyle kör kütük aşık olunca... herhalde saçma sapan şeyler yapabiliyor. İçeri geçelim mi? Gülsüm, ne acelesi var ya? Sabah sabah elin adamının kapısına gidiyoruz ya. Fikret, ama huysuzlandın ha. Annem gece üşüdüm dedi. 2 dakika yorganları alıp çıkacağız. Hadi. Ay. Niye açmıyor? Uyuyor mu ki? Necmi Bey. Müsait miydiniz? Necmi Bey. Açık bu. Hapsi yok. Bu sabah sabah kapıyı kilitlemeden nereye gitmiş ki bu adam? Ya bize ne Gülsüm ya? Hadi al ne alacaksan. Fikret, bozuluyor mu ama ha? İkidir tersliyorsun, hayırdır? Ya gülüm, terslemiyorum ya. Bak girdik adamın odasına böyle habersiz. Hadi oyalanmayalım. Hadi. Aha burada. Gel yardım et bana. Alttakini alacağım. Yavaş. Ana, bir şey düştü. Ya bu adam çantasını niye saklamış ki bu yorganların altına? Ya sana ne? Belki özel bir şey var içinde. Peki ya adam? Cemal Bey'in şoförü. Amasya'dan gelmiş. Tanıyormuş bunları. Dergide Uğur'un resmini görmüş. Asiye'nin de kaçtığını biliyor. Para koparmaya geldi. Nasıl para verdim, kapadı çenesini. Hadi daha ne yapıyorsun? Koş yorganda. Evet, tamam. Ya bir şeyler düşmüş de onları geri koydum. Acma. Hayır. Yusuf. Çiçek yapalım. Yusuf. Çocuklar, odanız yok mu sizin? Hı? Hadi gidin orada resim yapın. Boşu boşuna masayı boya yapmayın. Hadi. Oturun çocuğum. Boyanırsa boyansın. Bir şey olmaz. Yok, biz çıkalım odamıza. Oturun çocuğum. Laf dinleyin. Burası dedenizin evi. İstediğiniz yerde oynarsınız, yersiniz, içersiniz. Ya çok güzel Harun. Bravo yani. Tepemize çıkar, iyice şımarsınlar. Oh, çok özledim ben seni. Beni özlemedin mi? Seni de özledim güzel kızım. Babacığım. Ne haber oğlum? Mahir, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz kızım. Merhaba. Adalar
baştan merhaba diyorum. Ve bir daha asla gitmem. Çok yoruldum çünkü. Cemal ile Hilin nerede kızım? Yukarıda onlar. Geç geldik ama elimiz boş gelmedik. Al bakalım. Çok güzel bir bu. Teşekkür ederim. Çok beğendim. Mahir, avukat otelde bizi bekliyor. Uygunsan çıkalım oğlum. Ne için? Senin soyadı değişikliği için. Evraklar hazır. İmzalarımızı atalım. Tamam, olur. Seni tebrik ediyorum Demirhan olduğun için. Şahane yani. Yani inanılmaz, tüylerim diken diken. Ama Helen'in bunu asla duymaması lazım. Çünkü inanılmaz bunun için de parti yapar. Hatta geç babacığım, geç Mahir'in yanına bir fotoğrafınızı çekeyim. Onu çünkü ne yapacak? Pastanın üstüne basacak. Hiç komik değil Zahide. Sus, Allah'ın aşkına sus. Bence komik. Söyle bakalım Esat, bu defa hangi fake haberle her şeyi berbat edeceksin? Raci Bey, DNA meselesinden dolayı kızgınsınız bana biliyorum ama bu sefer çok kesin bir durum var. Söyle bakalım. Mahir, Harun Bey'den aldığı bir çanta parayı Necmi'ye vermiş. Necmi kim Esat? Asiye Hanım'ın arkadaşı, Cemal Bey'in de şoförü olan adam. Sen nereden biliyorsun bunu? Otelin kamera kayıtlarından gördüm efendim. Necmi denen adam o sırada burada kalıyordu ya. Mahir elinde çantayla odasına girdi. Bir süre sonra eli boş çıktı içeriden. Dolayısıyla paranın ona verildiğini düşündüm ben. Nasıl? Neden o parayı ona verdi acaba? Neyse, kedi kedi odalı bir fare tuttu. Kapat Esat. Bakalım altından ne çıkacak? Kolay gelsin. Sağ ol abi. Yüzüne bakmıyorsun. Bozuksun bana değil mi? Yok abi, estağfurullah ya. Çalışıyorum. Hem sen yolunu çizmişsin abi. Ben kim oluyorum ki sana bozulacağım? Bozuksun işte. Laf sokuyorsun belli. Ya Fikret, sen beni bir anla artık ya. Oğlum, kader diye bir şey cidden varmış. Anlamadan oldu her şey. Ben yoksa yani annemi seni kandıracak insan mıyım? Siz benim canımsınız, kanımsınız oğlum. Amca. Fikret amca, hani söz vermiştin, birlikte bahçeyi tırmıklayacaktık. Tamam, şu ütüyü halledeyim, yaparız. Tamam, haber beklerim. Mont giy aslanım, tamam mı? Tamam. Abi bu çocuk peki nasıl böyle içten davranıyor ya? Sanki ben amcasıyım, sen de babasıymışsın gibi yapıyor ya. Vallahi şaşırdım, hiçbir şey anlamıyorum. Babasını hiç tanımamış. Doğru düzgün yakın akrabası da yok belli ki. Babası yerine koydu beni. Seni de çok seviyor biliyorsun. Neyse. Garibin ne suçu var ki zaten? Ona ne tembihlediyseniz, çocuk da onu yapıyor işte. Ya Fikret, kimsenin bir suçu bir günahı yok. Şunu anla artık. Abi anlıyorum. Ben sizi suçlamıyorum zaten. Ama nasıl sürecek bu oyun ya? Ya bak, sonu nasıl bitecek abi, korkuyorum ya. Hani sen de beni anla. Abi öyle mi? Tamam, aynen devam diyemiyorum abi ya. Bak diyemiyorum. Sana bir şey olacak diye aklım çıkıyor abi benim ya. Ya bana niye bir şey olsun, bir şey olmayacak bana. İnşallah abi, inşallah. Bak hala inşallah diyor ya. Abi bir şey soracağım.
Ayıptır sorması, sen bu Necmi'ye tam olarak kaç para verdin? 500 bin lira. Neden? Ya bir odasında çantasını bırakmış da tesadüfen gördüm. İçinde balya balya para vardı yani. Herhalde dedim abim vermiştir. Tövbe ya. Yani tanımadığım bir kadın için dünya parayı da verdin ha abi. Ben söz verdim Fikret. Onlar da istediği sürece Asiye ve çocuklarına yardım edeceğim. Ya abi tamam, seni bir yere kadar anlıyorum da bu kadar fedakarlık biraz fazla değil mi ya? He? Sen Asiye'ye gönlünü kaptırmış olabilir misin? Ben Asiye'ye bir karşılık bekleyerek yardım etmedim. Asla. Asla böyle bir şey düşünmedim. Yok hayır, bir karşılık bekliyorsun demiyorum ki. Hani olur ya, önüne düşer insan. Kapatalım bu konuyu Fikret. Tamam, kapatalım. Mahir abi. Ha. Şey Harun Bey seni bekliyor, çıkacakmışsınız. Tamam, geliyorum Gülsüm hemen. Ben otele gidiyorum. Sonra konuşuruz, tamam mı? Tamam abi. Necmi. Ah, gel bakayım. Ben de seni arıyordum. Bir görüşmem var. Beni sen götürsene. Zaten Cemal bugün bütün gün konaktan çıkmaz. Tabii Hacı Bey. Ben hemen arabanızı alıp geleyim garajın o zaman. Anahtar kontakta mı? Evet. Tamam. Hemen geliyorum. Anlat bakalım ya. Nasıl gidiyor? İstanbul'a alıştın mı? Vallahi henüz pek gezemedim Raci Bey. Ya hemen çalışmaya başladım ya. Ama yanlış anlaşılma olmasın yani. Ben halimden memnunum. Konak çok güzel. Hepiniz böyle çok saygıdeğer, kibar insanlarsınız yani. Sağ ol. Biz de seni sevdik. Aa, mesaj gelmiş görmemişim ya. Hay Allah, toplantı. İptal oldu görüşme. İnsan bir arar söyler ya. Ne yapalım Raci Bey, geri mi dönüyoruz? Yok yok, geri dönmeyelim. Ben bütün gün konakta oturmaktan bıkarım. Aç mısın? Seni yemeğe götüreyim ha. Şöyle baş başa bir yemek yeriz. Eğer İstanbul'u gezmeye başlamadıysan bu noktadan başlamalısın. İstanbul'un en iyisi. Hakikaten mi Raci Bey? Beni yemeğe mi davet ediyorsunuz? Tabii oğlum, ne var ya? Yani gideriz, iki lafın belini kırarız, oturup sohbet ederiz. Ben öyle senin bildiğin patronlardan değilim oğlum. Vallahi sağ olun Raci Bey. İyi, şuradan devam et bakalım şimdi. Uğur abi, senin Süpermen olman lazım. Konağımızı korumamız lazım, düşmanlar saldırıyor. Benim pelerinim yok ki, nasıl uçacağım? Pelerinsiz Süpermen olmaz ki. Annemin odasına bakalım, belki vardır. İyi fikir. Onu bulabiliriz. Bak bu annemin, pelerin olur. Tamam. Ahmet yardım et. Uğur abi bak, bunu buldum. İyi fikir. Düştü. Ahmet yardım et, toplayalım. Ne yapıyorsunuz bakalım burada? Ne karıştırıyorsunuz? Hı?
Yo, karıştırmadık. Bir şey arıyorduk, yanlışlıkla düştü. İyi tamam, ben toplarım. Gerçekten mi? Evet, çünkü çok tatlıyım. Koş. Koş. Allah, ne sakil kıyafetler. Bunlar ne böyle ya? Of ya. Bak sen romantik. Seninle bir gün buradan İstanbul'u izleyeceğiz sevgilim. Soyadın inşallah uğur getirsin sana oğlum. Bugünü gördüm ya, artık içim rahat. Buyurun, teşekkürler. Rica ederim. Hızlıca halledilsin olur mu? Bir an evvel kimlik değiştirilsin. Merak etmeyin, bizzat kendim ilgileneceğim Harun Bey. İyi günler. İyi misin, sağlığın nasıl? İdare etmeye çalışıyorum işte oğlum. Sana bir doktor önermiştim, gitmemişsin. Çok bir faydası olur mu? Kestiremedim doğrusu. Ya denemeden nereden bileceksin? Neyse, ben randevu aldım, beraber gideceğiz. Sen beni dert mi edindin kendine? Sen benim için senelerdir kocaman bir dertsin zaten. İtiraz istemiyorum, beraber gideceğiz. Peki, tamam. İşin yoksa konağa birlikte geçelim. Ne oldu, nereye bakıyorsun? Ambulans niye getirildi? Sen merak etme. Ben ilgilenirim. Zaten başka işlerim de vardı otelde. Hallederim. Tamam. İşte böyle be abicim. Amasya dar geldi bu kardeşine. Dedim bas git ya. İstanbul'da sen yol alırsın menajimi. Çok iyi yapmışsın. Ne güzel işte. Bak şimdi şoförlük yapıyorsun. Belki sonra seni otele falan alırız. Belli mi olur yani? Kötü mü olur? Vallahi benim aklımdan da geçiyordu ha. Kral adamsın be Raci abi. Abi diyorum ama... Ayıp olmuyor değil mi ya? Ne demek Necmi, rica edeceğim ya. Allah aşkına yani. Sen Asiye'nin arkadaşısın sonuç olarak. Yani bizden sayılırsın. Hadi bakalım. Hadi. Oh. Oh. Da, yalnız bir hızlı gittim. Bir çarptı bir. Ateş bastı be abi. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz, erkek adamsın. Hadi bakalım, hadi. Hadi bir şey kalmasın. Eyvallah benim. Ey Necmi. Demek Asiye ile çocukluk arkadaşısınız ha? Ya ben bacak kalardım ha onları tanıdığımda. Onlar derken? Asiye'leri işte ya. Bu... Asiye gençken çok güzel kızdı ha. Yazık oldu ya. Evlendi bir adamla, işte iki çocukla ortada kaldı yani gencecik yaşında.
Bir dakika. Mahir çocukları bırakmadı ki. Ne demek istiyorsun sen? Ha? Necim? Konuşuyorum ya ben abi böyle ama vallahi kafam bir güzel oldu benim abi ya böyle bir pilot olamayacağım. Necmi anlat bakayım başladığın şeyi bitir. Ne demek istiyorsun? Abi ben bir lavaboya gideyim. Otur şuraya anlat bana bakayım ne demek istiyorsun? Adam gibi anlat işte. Biz yabancı değiliz yani sonuçta değil mi? Aramızda sıra var canım tamam mı? Tamam merak tamam. Etme. Merak etme. Çocuklar var ya abi. Mahir'in değil ha. Yalnız abi sen de emin ediyorum ne çakal adammışsın ha. Şüphelenmişim böyle gizliden DNA testi falan yaptırmışım bunlara. Bunlar bir tutuştu. Yemin ediyorum var ya şu kadar açık kalmıştı foyaların düşmesine son anda değiştirdi bunlar. Nasıl değiştirdiler ya? Kliniğe para mı verdiler? Böyle bir şey olması mümkün değil. Nasıl haberler oldu benim test yaptıracağımdan? Ha? Necmi? Abi ben yanıyorum ya. Vallahi bir yüzüme su çarptı. Necmi sana otur anlat bana diyorum. Ne yaptılar? Nasıl değiştirdiler? Ha, gerçek babaları mı geldi? Söyle bana anlat diyorum. Abi dünya dönüyor yemin ediyorum. Ben daha duramayacağım. Çok kötü oldu. Allah. Necmi. Necmi. Anlat bana diyorum oğlum. Anlat nasıl değişti sen ne oldu? Abi ben uzamam. Gittim. Midem çok kötü ya. Ah. Nasıl? Raci Bey, arabayı taşıyalım mı misafirinizi? Yok, taksiye binerim. Ben size adresi vereceğim. Tamam efendim. Vallahi ne içtim ya. Kardeşim dur be. Ulan bu ne be? Ulan ne içtim lan bu bana? Esat ne oldu kapıda ambulans falan vardı? Biri rahatsızlandı. Hallettim ama sorun yok. Hastaneye gönderdim efendim. Kim ki o bizim çalışanımız mı? Yok hayır. Değil. Ha, otel müşterisi o zaman. Hangi odada kalıyordu? Nesi vardı? Mahir Bey. Arkadaşlar haber verdiler ve hallettik. Sorun yok. Neden bana bilgi vermekten çekiniyorsun? Bir şey mi saklıyorsun Esat? Yok hayır. Ben sadece hallettik. O yüzden öyle söyledim. İyi peki öyle olsun tamam. Tüm kayıtları görmek istiyorum. Bugün otele kim girmiş, kim çıkmış, otelde neler olmuş her şeyi görmek istiyorum. Tabii Mahir Bey. Başlat onu. Tamam geç buraları burada bir şey yok. Dur. Aksın burası. Biraz geri alır mısın orayı? O adamı nereden çıkarmışlar görmem lazım. Efendim Raci. Evet oteldeyim. Müsaitim gel. Ne oldu? Burası kör nokta efendim burada kamera yok. Nereye çıkıyor lan? Hadi Uğur bitir çorbanı. Anne bana sen yedirir misin? Aa, kimse duymasın bunu. Sen kocaman adam oldun kendin yiyebilirsin artık hadi. Anne ben hızlı yiyemiyorum ki. Benim hızlı yemem lazım daha oyun oynayacağım. Ay, yersin yersin hadi hadi al bir kaşık.
Afiyet olsun Umur. Teşekkürler Cemal abi. Ne yapıyorsunuz bakalım? Sen kocanla Galata Kulesi'ne mi gitmek istiyorsun? Ne demek o, anlamadım. Nereden buldun sen onu? Aa, panik olma. Çocuklar odada yaramazlık yapmışlar. Bütün senin eşyalarını indirmişler. Böyle aralarında bunları buldum. Tatlı bir kadın olduğum için de topladım. Özür dilerim anne. Bilerek olmadı. Tamam. İnsan bir teşekkür eder ya. Sağ ol. Rica ederim. Yalnız inanılmaz romantik bir adam. Gerçekten. Ne yazmış biliyor musun? Sen biliyorsundur tabii. Seninle bir gün... buradan İstanbul'u izleyeceğiz sevgili. Wow. Eski bir şey. Tamam, eski mi eski, Allah Allah. Tutmuşsun, özel işte. Cemal bakar mısın ne büyük aşklar var ya. Ha? Maşallah diyelim mi? Evet. Yılların eskitemediği çok büyük bir aşk demek ki. Hı? Uğur çorbanı iç oğlum hadi. Bir de bu var. Flört hediyesi bak Galata. Ben de sana bir bileklik almıştım anne. Onu da takıyor musun hala? Yaktım ben onu. Sen nasıl her şeyi yakıp gittinse ben de öyle yaptım. Misin şunları? Al ya. Bir daha eşyalarımı karıştırma. Ne bu ya? Annene bakar mısın? Arkasını topluyorum, bir de kızıyor bana. Cemal bana soda versene. Cemal. Neye gülüyorsun ya? Aa, neye gülüyorsun? Tuhaf bir adam. Soda ver bana. Hemen. Hemen koş çalış. Ne haber Mahir'cim, iyi misin? İyi Raci. Hatırımı sormaya gelmedin herhalde. Ya bir şeyler öğrendim de. Kafam çok karıştı. Yani sizin ailenin işleri o kadar karışık ki. Şimdi teker teker ilerleyelim. Bir kere çocukların senden olmadığını biliyorum. Ayrıca Asiye daha evvelden başka birisiyle evlenmiş. Bana sakın DNA sonuçları falan filan deme. Çünkü onun da yalan olduğunu Necmi'den öğrendim. Yani nasıl değiştirdiniz onu hiç bilemiyorum ama... o kadar güzel, profesyonelce bir süreç. Gerçekten bravo, tebrik ederim. Bir de babamın yanında böyle dramatik şeyler falan filan yaşattınız bizlere. Yani iyice kendinizi acındırdınız. Değil mi? Biz hiçbir şey kendimizi acındırmak için yapmadık. Ayrıca sana hiçbir şey anlatmak zorunda değilim. Çık git odamdan.
kimi nereden kovuyorsun sen? He? Asıl sen çek git bizim hayatımızdan. Babama kimden olduğu belli olmayan çocukları torunum diye yutturdunuz. Böyle iyi aile babası tavırlarıyla falan filan para koparmaya çalışıyorsun herhalde. O Asiye hanımefendi de böyle iyi aile hanımı pozlarıyla ne oluyor ya? Ne oluyor? Sana kendimi savunmayacağım. Hiçbir açıklama yapmak zorunda değilim. Bizim kendimizce çok haklı sebeplerimiz var. Ben ne para için ne menfaat için kimseyi kandırmam. Ama sen kendi öz babasını soyan şerefsizin tekisin. Ya iyice saçmalamaya başladın. Herhalde üste çıkamayınca çamur atmaya niyetlendin, değil mi? İki tane velet, bir tane masum yüzlü kadınla kendine çete kurduğun farkındayım. Her şeyi biliyorum, anladın mı? Onun için debelenme. Asiye ile çocukların adını bir daha ağzına bile almayacaksın. Dün beni. Bizim hayatımızla ilgili kimseye tek bir laf etmeyeceksin. Yoksa seni mahvederim Raci. Öyle mi Mahir'cim? Ne yaparsın? Ha? Ne yaparsın? Harun Bey'e oğlun otelde kumarhane işlettiğini söyledim. Asiye. Asiye. Lütfen. Bak rahatsız etmeyeceğim dedim. Sözümü tuttum. Ama az önce mutfakta gördüklerim. Az önce gördüklerinin bir önemi yok Cemal. Nasıl yok Asiye? O bilekliği. O bilekliği atıp yaktım demiştin. Saklamışsın. O kartpostalı bile saklamışsın. Asiye görmüyor musun? Ne sen ne ben. Bu aşkı söküp atamıyoruz. Aşk falan değil bu. O yüzden saklamadım. Ben sana aşık falan değilim artık. Ne peki? Niye sakladın o zaman? Ya bana bir sebep söyle. Sen bizi bırakıp gittiğinde ben ne düşündüm biliyor musun? Çok kötü bir şey oldu dedim. Bir şey geldi başına dedim yani. Bize söyleyemiyor belki dedim. Bir gün dedim çıkıp gelecek Cemal anlatacak. Ben anlayacağım. O zaman bu acı da keder de bitecek. Eski günlerimize geri döneceğiz dedim. O yüzden kıyamadım bunları atmaya. Asiye. Özür dilerim. Özür filan dileme. Seninle bir ilgisi yok bunun. Sadece benim aptal çaresizliğimdi. Sen dürüst davrandın en azından. Benden bu kadar dedin, çektin gittin. Alçak şeydi ama dürüst davrandın en azından. Ben kendime dürüst davranamadım. Yıllarca kandırdım kendimi. Sakin oldum seni görünceye kadar. Karınla, çocuğunla. Meğer sen başka bir kadına sarılmışsın. Başka bir çocuğa babalık yapmışsın. Mutluymuşsun yani bunca yıl. İşte ben o zaman anladım beni gerçekten terk ettiğini. Lütfen bunların bir önemi yok artık. Asiye. Lütfen. Lütfen. Son bir şans. Son bir şans ver bana. Belki bir umudumuz vardır. Yok. Benim gözümde bir değerim yok çünkü.
Hep boşa geri dönüyorsan, nafile beni soruyorsan. Ben sana çok aşıktım. Kendini boşa yorma. Evet, doğru. Bak sana kapalı bu yollar. Ama sen o aşkı yerle bir ettin. Sanma, boş yere buna kanma. Şimdi oturup ağlayabiliriz buna son kez. Zaman ödemez kefaretini, sanma siler gidişini. Hiçbir söz dilinde dönen unutturamaz ihanetini. Nergis. Sen mi ağlattın kadını? Sen hayatım boyunca bizi üzecek misin ya? Nergis babacığım bir dur. Vurmayacağım. Rahat bırak bizi. Ya annemin peşini bırak artık. Rahat bırak bizi. Annemin peşini de bırak artık. Yetmedi mi kadını çektirdiklerin? Nergis benim öyle bir niyetim yok. Annemi üzmene izin vermeyeceğim. O senden daha fazla hak ediyor mutlu olmayı. Eğer seni bir daha onun yanında görürsem... herkese söylerim nasıl pis bir adam olduğunu. Her şeyi anlatırım eline. O zaman ama elindekiler gider değil mi? Korkarsın, yapamazsın değil mi? Ben bu kadar kötü müyüm? Bu kadar kötüsün. Bu kadar pissin. Bu kadar bencilsin sen. Kendinden başka kimseyi düşündüğün yok senin. Sen yine gözyaşlarınla sahte. Sen. Sen keşke ölmüş olsaydın. O zaman biz de bu kadar acı çekmezdik. İçimde bir şey kanıyor, keskin bir vedanın yarası sızlıyor. Yüzümde bir şey soluyor, aynı değil umudun rengi kayboluyor. Kalbimde bir yerde bir orman yanıyor. Bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor. Şiirler hep dargın, dualar şifasız. Ömrüme mıhlanmış bir cümle. Kül olur kalbindeki samanla. Yana 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 yana. Yamıyorum, ne dedin? Bütün Asya duysun, ben Cemal'e aşığım. Cemal'e aşığım mı dedin? Ben Cemal'e aşığım. Kül olur kalbindeki samanla. Yana 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 yana. Kül olur kalbindeki samanla. Cemal sus. Cemal düşeceksin. Bebeğim
haberimiz olursa ama götürürüz. Bizi affederler değil mi? 10 tane olacak, 10. Saçmalama Cemal. Ben bir kız bir erkek istiyorum. Abartma sen de. İstediği için burada kalmadım. Ben senin için kaldım. Sizden bir daha ayrılmayı katlanamadığım için kaldım. Keşke ölmüş olsaydım.